biri. Rauf Denktaş'ın gezici büyükelçisi Sayın Hüseyin Macit Yusuf bilir dedik. Kırmadılar, bağlandılar. Hüseyin Macit Yusuf, merhabalar. Merhaba Halil Bey, nasılsınız? Vallahi uğraşıyoruz işte. Yani ne yapalım, baksanıza. Çırılçıplak soyup bizim tarafa atmalar, bilmem neler. Bu arada Kıbrıs'ın üzerinde bir sürü oyunlar falan. Ama Rum tarafında bir tedirginlik var, bir panik var. Gelip Türk tarafından malları için başvursalar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni resmen tanımış olacaklar. Ki o zaman ceza yiyecekler Rum kesiminden. Gelmeseler mallar orada, bilmem ne. Bu arada çıkartılan söylentiler, işte Rum tarafına bu binalar, bu mallar peşkeş çekiliyor falan. Tabii Aksaç, Karasaç ne zaman belli olacak? Cumhurbaşkanının ziyaretinde belli olacak zannediyorum. Sayın Ersin Tatar'ın da tavrıyla belli olacak. Nedir, ne oluyor Maraş'ta? Bu söylentiler ne? Maraş'ta neler olacak? Maraş'ın tamamı ne zaman açılacak? Şöyle bir etraflıca bilgi alalım sizden. Kafamız açılsın istedik Hüseyin Macit Yusuf. Buyurunuz efendim. Çok teşekkür ediyorum bu imkanı verdiğiniz için. Hakikaten son dönemde bu konu tekrar tartışılmaya başlandı. Bu konuyu tabii ki Rumlar gündeme getiriyorlar. Ve Türkiye'ye baskı oluşturması için de ellerinden geleni yapıyorlar. Şimdi müsaade ederseniz evvela özellikle Maraş konusunda, Maraş'ın kime ait olduğu konusunu biraz irdeleyelim. Kısaca başlıklar halinde. Maraş bir kere Rumların falan değil, Maraş eski Türk vakıflarının, Osmanlı vakıflarının toprağı. 1878'de Osmanlı adayı terk ettikten sonra adaya gelen İngiliz idaresi tarafından Rumlara ve başka diğer yabancılara peşkeş çekilmiş topraklar bunlar. Yani vakıf malı kimseye devredilemez, verilemez, Allah'ın malıdır denilen toprakları İngiliz şu veya bir şekilde Rumlara ve diğer yabancılara tapularını da dağıtarak vermiştir. Tabii Kıbrıs Türkleri bu tapuları zaman içerisinde tasnif etti. Maraş'ın belirli yerlerinde bu tapular da bulundu. Eski Osmanlı tapuları ve geçmişteki vakıflar idaresi bunları tasnif ederek mahkemelere de başvurdu. Gazi Mausa Mahkemesi'nin iki tane kararı var Halil Bey. Maraş'ın Osmanlı vakıflarına, yani Türk vakıflarına ait olduğu ve Kıbrıs'taki vakıflar idaresine behemhal devredilmesi gerektiğini bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti mahkemeleri ortaya koydu. Şimdi bunu kabul etmek. Bu mahkeme kararları hangi tarihli Sayın Macit Yusuf? Geçmiştir ama hala daha geçerlidir mahkeme kararı. Anladım, sadece öğrenmek için yoktur. Öğrenmek için evet, sordum. Evet. Şimdi bu kararları maalesef Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kabul etmiyor. Bizim Türk mahkemesinin aldığı kararları kabul etmiyor ve tabii biliyorsunuz taşınmaz mal komisyonu diye de bir komisyon kuruldu. Rumların buraya müracaatı istendi. Yani hak iddia eden, hakkım var, benim bu topraklarda hakkım var diye iddia edenleri başvuracakları da bir merci yaratıldı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından ki bu da çok tartışmalıdır. Büyük bir tuzaktır Halil Bey. Biz çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu kararına uymak zorunda mıyız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nde? Şunun için soruyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağımsız mahkemelerinin kararı var. Burası Osmanlı vakıflarının toprağıdır, Türk toprağıdır diye. Sen kim oluyorsun da böyle bir karar alıyorsun diyemiyor muyuz? Böyle bir hakkımız yok mu? İşte oraya getireceğim lafı. Buyurun, oraya getireceğim. Çünkü ben sabırsız adamım işte. Oraya getireceğim lafı çünkü çok güzel söylediniz. Oraya getirmeye çalışıyorum lafı zaten. Şimdi bariz bir şekilde Türk malı, efkaf malı olan bu topraklarda hala da Rumlar iddialar içerisindedir. Düzmece, bu belgelerin hepsi düzmece. Ve zamanında 2005'li yıllarda işte birçok Rum, Avrupa İnsan Hakları, binlerce Rum Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurarak buradan Maraş'tan veya
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarında hak iddia ettiler. Bu binlerce müracaattan bunalan ahim, çok özür dilerim, kimseyi itham etmek istemiyorum ama bu bariz bir şekildedir. Türkiye'deki işbirlikçileriyle iş tuttular. O zamanın Dışişleri Bakanı veya görevi oydu yanılmıyorsam, Abdullah Gül Bey'le işbirliği yaptılar. Kıbrıs'ta da ihanet içerisinde olan bir iktidar vardı, Cumhuriyetçi Türk Partisi. Onunla beraber bu taşınmaz mal komisyonunu kurdular. Yani taşınmaz mal komisyonuna müracaat edilecek Rumlar ve kulağa hoş geliyor. Rumlar buraya müracaat edecekler ve hak iddialarını bu mahkeme statüsünde olan bu kurum, tazminat komisyonu karar verecek. Adam zaten, o dönemin Dışişleri Bakanı Abdullah Gül ve sözünü ettiğiniz o dönemin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti siyasi iktidarını tanıdığımız için pek de garip gelmedi bize, yabancı gelmedi yapılan olay. Şaşırmadığınızı yüzünüzden gördüm zaten, anladım. Evet, şimdi dolayısıyla şimdi işte bu işbirlikçiler hazırladığı komisyona Rumların başvurması isteniyor. Ama bakınız, geçtiğimiz haftalarda benim de sahip olduğum Volkan gazetesinde manşete getirdik. Eski Vakıflar İdaresi'nin müdürü var, Taner Derviş Bey. O çok önemli açıklamalarda bulundu ve buradan çağrıda bulunuyorum Türkiye'deki yönetime. Bu eski müdürle muhakkak temasa geçsinler ve onu bir dinlesinler. Çok önemli evraklar vardır kendisinde, belgeler vardır ve bu toprak konusunda uzmandır, bilir kişidir, en iyi bilenlerden biridir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Sayın Macit Yusuf, bir teklifim olacak. Şimdi Ankara'daki yetkililerin o kişiyi dinlemeleri bilmem neleri uzun sürer. Yol uzun çünkü. O kişiyi biz dinleyelim Ulusal Kanal'da. Biz dinleyelim. Daha kısa yoldan Ankara bu belgeleri, bilgileri öğrenmiş olsun. Bu konuda lütfen destek olun. O kişiyi biz bir dinleyelim bakalım. Çok memnun olurum. Bu Taner Derviş Bey'i programınıza alırsanız yakın bir zamanda çok önemli bildirileri o çok iyi bir şekilde sizlere anlatacaktır. Tehlikenin boyutuna muhakkak dikkat çekecektir. Çünkü bu maalesef bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kurulmuş yasalarımızla anayasal bir kurum olan bu taşınmalı mal komisyonu da bizim ortaya koyduğumuz bazı belgeleri kabul etmiyor. Düşünebiliyor musunuz? AİHM'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki adeta acentesi olarak çalışıyor. Tabii biz Rumların buraya başvurmasını istiyoruz. Bir başvursunlar. Ne diye başvuracaklar? Benim toprağımı iade et. Senin toprağın değil bu. Senin toprağın hiçbir zaman olmadı. Elindeki tapu sana İngiliz tarafından hediye edilmiş bir tapu. Hiç olmazsa bu başvurular vasıtasıyla Halil Bey, biz kendi kendilerine yaptıkları başvurular vasıtasıyla bunlara dönüp diyebileceğiz ki arkadaş, sen 1960'tan 74'e kadar buraya kullandın. Haksız yere kullandın. Bak, tapusu Osmanlı vakıflarında. Kirasını ver bakalım. Gel bakalım, bu tazminatları sen bize öde. Dememiz lazım gelecek. Sayın Macit Yusuf, 12 dakika vakit var. Vakti iyi değerlendirelim. Sayın Ersin Tatar yönetimi ne diyor bu konuda? Tavrı nedir? Nasıl davranıyor? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı defalarca yaptığı açıklamalarda buranın ilk sahiplerine verileceğini söylemiştir. Ama taşınmaz mal komisyonu kapısını da açık tutuyor. Şimdi bunu doğal karşılamak lazım. Neden doğal karşılamak lazım? Bir tarafta dünya peşinize düşmüş. Avrupa Birliği baskı yapıyor. Amerika baskı yapıyor. Kimin üzerine baskı yapıyor? Anavatan Türkiye'nin üzerinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne baskı yapıyor. Biz de diyoruz ki uluslararası anlaşmalara, kanunlara, yasalara uygun bir şekilde biz burayı açacağız. Uluslararası yasalar ne diyorsa onu gerçekleştireceğiz. Tapularımızı sunacağız mahkemeye. Bunların kabulünü sağlamamız lazım. Osmanlı tapularını sunacağız. Alın kardeşim, işte Osmanlı tapumuz burada ve bir an önce bu konuyu bitirmemiz lazım Halil Bey. Uzatmamamız lazım. Her geçen gün bakınız
siz çok teşekkür ederim. Dikkati çektiniz. Rum yönetimi, Rumlar hakikaten büyük bir panik içerisinde. Maraş elden gitti diyorlar. Maraş sizin değil ki elden gitsin. Nedir bu panik? Nedir bu yaygara? Şimdi bir kendine çok büyük bir utanmazlık da vardır. Kendine sözde Maraş Belediye Başkanı zanneden, yani akıllar duruyor. Kendinin olmayan bir yerin belediye başkanını seçiyor bunlar. Yani biraz da ahmaktır kurumlar, size söyleyeyim. Yani Girne Belediye Başkanı var, biliyor musunuz Halil Bey? Nerede? Güney'de seçilmiş. Girne Nerede? Belediye Başkanı var. Rumlar seçiyor işte. Hayal kuruyorlar. Bir gün kuzeye geleceklermiş. Pardon, bir dakika şimdi. Bir dakika. Ben Girne'ye gittim. Girne bizim. Evet. Öyle değil mi? Onlar, gittim ben. Onlar kabul... Halil şimdi, Bey bunlar kabul etmiyor. Güney Kıbrıs'ta bizim olan Girne'ye kendilerinden birini belediye başkanı mı seçiyorlar? Ya maalesef işte bu kadar hayalcidir bunlar. Ha o zaman bir dakika bir şey söyleyeyim. Sayın Hüseyin Macit Yusuf hiç ellemeyin. Bırakın kendi hallerinde ne yaparlarsa yapsınlar. Uçmuş onlar o zaman. Bakın olmayan yere belediye başkanı seçiyorlar. Onlara şunu söylemek lazım. Türk milleti şu anda hali hazırda en zengin millettir. 3 tane cumhurbaşkanımız var bizim, onlar ne diyor ya? 3 tane cumhurbaşkanımız var. Sayın Recep Tayyip Erdoğan var, Sayın Ersin Tatar var, Sayın İlham Aliyev var. Bunlar şimdi böyle bir milletin toprağına mı göz dikiyorlar, uçmuşlar? Bunlar evet. Şimdi dolayısıyla bu Rum belediye başkanı bir Sayın Erdoğan'ın 20 Temmuz'da geleceğini öğrendiği günden itibaren belirli hareketler içerisine girdi. İşte bugün Amerika'nın Güney Kıbrıs'taki büyükelçisiyle görüşecek. Bizi şikayet etmeye gidiyor. Avrupa Birliği nezdinde temaslar var. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin diğer daimi üyelerinin büyükelçileriyle görüşecekler. Bunların amacı nedir? Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanımız Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 20 Temmuz'da geldiğinde yapacağı açıklamaları, yapacağı aksiyonları engellemek. Kardeşim, şeye de itiraz ediyorlar. Niye geleceğine de itiraz ediyorlar. Yani anavatanımızın Cumhurbaşkanı veya anavatanımızın bir bireyi Kuzey Kıbrıs'a gelecek. Rum'dan izin mi alacağız biz? Avrupa Birliği'nden izin mi alacağız? Sizin sabahtan beridir milleti uyandırmaya çalıştığınız bu emperyalist sömürücü Amerika Birleşik Devletleri'nden izin mi alacağız? Böyle bir mesele olmaz. Şimdi şunu söylemek istiyorum Ali Bey. Yeter artık. Yani bu Kıbrıs Türk halkı hakikaten yıllardan beri çok çile çekti. Bakınız, bizim şansımızdır ki Sayın Ersin Tatar iki devlet isteyen bir cumhurbaşkanımız var. Ve Allah razı olsun Türkiye'deki şu andaki hükümet, ki 2000'li yılların başında çok sıkıntılar yaşattılar bize. Özellikle rahmetli Denktaş'a gidin memleketinizde konuşun denilen bu iktidar şu anda geldiği noktada Cumhurbaşkanımız, rahmetli Cumhurbaşkanımızın söylediği pozisyona gelmiştir. Bu çok memnuniyet vericidir. İlk kez hem ana vatanın hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalbi tek atıyor. Şeyi de ekleyebiliriz. Aliyev de bizi tanırsa onun da kalbi tek atacaktır ki o da yakında umarım olacaktır. Şeyi soracağım. Sayın Doğu Perinçek'in bir önerisi vardı geçtiğimiz günlerde. Kafkaslar'da kurulması planlanan altılı platforma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de dahil edilmesi ve böylece tanınma yolunda önemli bir adım atılması. Adada nasıl karşılandı bu teklif? Şimdi şöyle söyleyeyim size, buradan da çok teşekkür ediyorum, bu konuyu açtınız. Sayın Perinçe'ye gene Büyük Türk Milleti'nin önünde çok teşekkür ediyorum. Tanınmamız konusunda inanılmaz şekilde çalışmalar yürüten, belki de tek lideridir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dışında, belki de tek parti lideridir. Her görüşmesine, üst düzey görüşmesine, uluslararası bağlamdaki görüşmelerine, tamam, beni de davet etmektedir, onurlandırmaktadır. Ben de gidip Kıbrıs Türk halkının meselesini anlatmaktayım. Bu imkanı vermektedir. Halil Bey müjde veriyor zaten Sayın Perinçek ara sıra.
tanınacak, bizi tanıyacak ülkelerle ilgili. İnanır mısınız? Buradan zikretmeyelim. Rumlar yine panik yapmasınlar. Maraş paniği zikredelim, onlara yeter zikredelim şimdi. Ben onu soracağım çok size. Ülke, dündü galiba ülke. Volkan gazetesinde siz yazdınız zannediyorum. Evet. Yanılıyorsam düzeltin. KKTC'yi tanıtacak birçok ülke var dediniz. Bir tanesini Periçek açıkladı, Mali. Başka kimler var? Aramızda kalacak, söyleyin. Var. Söylemem şimdi. Bana ısrar etmeyin. Söylemem çünkü Rumlar çok Afrika ülkesi var daha. Çok Orta Doğu, bak çok Orta Doğu ülkesi var. Çok Türkiye Cumhuriyet var. Bu kadar var mı? Geçer. O ne ki? Geçer. O bir şey değil. Geçer. Yeter ki, bakınız yeter var ki. Var mı? Yeter ki. Ya ben gazeteciyim. Ben kararlılığı... alacağım. Söylemem. Yeter ki bu kararlılığı ve dik duruşu gösterelim. Geri adım atmayalım. Şimdi bakınız, benim şu anda ortaya konan siyasetten, anavatan Türkiye'nin hükümetinin ortaya koyduğu siyasetten memnuniyetim var ama endişelerim de var. Bunu zikretmek zorundayım. Buyurun. Bakınız, gemileri çekmeyeceksiniz Doğu Akdeniz'den. Mavi Vatan'ı boş bırakmayacaksınız. Boş bırakarsanız başkası girer. Dolayısıyla şimdi Avrupa Birliği bize dayattı diye, Amerika Birleşik Devletleri Biden bize dayattı diye, şu veya bu bize dayattı diye gemilerimizi geri çekmememiz lazımdı. Şimdi gemiler nerede? Ben isterim ki Yavuz gemisi 20 Temmuz günü Girne açıklarında şov yapsın. Gelecek. Bir şey daha soracağım size. 2 dakika kaldı işaret ediyorlar ama hızlıca cevap verebilirsiniz. Bir üs meselesi vardı bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. O konuda bir gelişme var mı? Şimdi Geçitkale Havalimanı ile İHA ve SİHA'larla ilgili bir askeri havaalanı, hava üssü konusu var. Bundan daha doğal ne var? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve bölgenin huzuru barışın sağlanması için o Türk Silahlı Kuvvetleri yıllardır 20 Temmuz 1974'ten beri adadadır. Bunların da orada olmasında hiçbir sakınca yoktur. Rumların hiçbir panik yapmasına da gerek yoktur. Bunlar saldırgan bir manayla orada değillerdir. Bakınız, iyi açtınız bu konuyu Halil Bey. 1974'ten günümüze Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri adadadır diye bir tek kişinin burnu kanamamıştır. Yani burnu kanayanın da durumu biliyorsunuz. Bayrağımızı sökmek için direğe çıkan Rum'un burnunu tabii ki kanatacağız. O dünyanın her yerinde öyle olacak. Yani değil Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Afrika'nın en ücra köşesinde bile Türk bayrağını indirmeye kalkanın durumu o olur. O değişmez. Evet, şimdi tekrar şeye gelelim. 20 Temmuz'da olacaklarla ilgili o gün herhalde büyük bir ihtimal Sayın Erdoğan'la Sayın Tatar önemli açıklamalar, önemli ne açılışlar yapıyor. Ne diyecekler? Yani diyecekleri belli. Bu toprakların, özellikle Maraş bağlamında sorduğunuz için, bu topraklar Türk topraklarıdır. Yani bununla ilgili iddialar yersizdir. İddiayı ortaya atanların yetersizdir durumları. Belgeleri yok, tapuları yok. Ama bu bir hukuki meseleyken bunu gene siyasallaştırdılar. Her zaman yaptıkları gibi siyasi kararlar aldıracaklar Avrupa İnsan Hakları Mahkemelerine. Sizin de biraz evvel dediğiniz noktaya geliyoruz. Sen kimsin kardeşim? Sen benim tapumu tanımıyorsun. Beni tanımıyorsun, varlığımı tanımıyorsun. Ben de seni tanımıyorum. Bey, Ursula von der Leyen'in geçen gün söylediği şey ne diyor? Kuzey Kıbrıs Türkçü iki devleti tanımayız diyor. Ben de seni tanımıyorum. Bu kadar basit. Sen kimsin? Bu kadar sen basit. Kimsin? Birleşmiş Milletler'in önerileri var. Bir dakikanızı da alayım. Buyurun. Birleşmiş Milletler'in önerileri var. Egemen eşitlik istediğimiz bir dönemde bize kendi kendini yöneten bölgeler diye bir maskaralık bir fikir ortaya atıyor Guterres. Böyle bir şey görülmemiştir. Bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kendimizin egemen toprakları vardır. Bayrağımız vardır. Halkımız vardır. Anayasal kurumlarımız vardır. Devletiz. Artık Avrupa, artık Amerika bizim devlet olduğumuzu içine sindirsin. Kabul etseler de etmeseler de bu devleti işte Sayın Perinçek'in de yardımlarıyla, Erdoğan'ın girişimleriyle, Sayın Tatar'ın girişimleriyle bu devleti tanıtacağız. Bu devleti tanıyacak çok ülke vardır. Bu bahsettiğiniz dünkü manşette de belirttim.
Sayın Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda söylediği gibi dünya 5'ten büyüktür. Avrupa Birliği, yani dünya Avrupa Birliği 27 ülke ya, 27'den de büyüktür. Birçok evet. ülke vardır ve bu hakkımızı bize vereceklerdir. Yeter ki dik duralım Halil Bey. Geri adım atarsak bunlar başımıza bineceklerdir. Geri adım olmamalıdır. Peki. O zaman ben size kendi deneyimime, yani 40 yıldır bu işleri bildiğim için, içinde olduğum için kendi deneyimime dayanarak bir şey söyleyeceğim. Biz o gemileri Antalya kıyılarında balık tutsunlar diye Türk milleti olarak yapmadık, satın aldırmadık. Üstüne o alete edevatı koydurmadık. Bu bir devlet kararıdır, bu bir millet kararıdır. Üstelik de dünün bugünün kararı değildir, 100 yılın kararıdır. O gemiler 20 Temmuz'da kendi deneyimime söyleyerek, güvenerek söylüyorum. Oradaki kardeşlerim hiç merak etmesin. O gemiler 20 Temmuz'da Doğu Akdeniz'de olacaklar. Belki de Kıbrıs limanlarına gelecekler. Sizler ziyaret edeceksiniz. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Ha, dik durma meselesinde Türk milleti 5000 yıldır diktir. Bundan sonra da dik duracaktır. Kardeşlerimiz en küçük bir endişede bulunmasınlar, en küçük bir tedirginlikleri olmasın. Dik durmayan gider, dik duran Türk milleti olarak kalırız. Merak etmeyin, sizinle birlikteyiz, sizlerle ölümüne kadar birlikteyiz. Çok teşekkür ediyoruz Hüseyin Macit Yusuf. Sağ olun, var olun. Ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Sayın İyi Ersin Tatar, Cumhurbaşkanımız nezdinde de bütün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayanlara da selamlarımızı gönderiyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Eyvallah.